1800'lü yıllardı. Türkiye'de kadınların doktorluk yapabilmesi çok zordu. Tek bir imkanları vardı. O da Avrupa'da tıp eğitimi almak. İşte bunu başaran ilk kadın tıp doktorumuz Safiye Ali'ydi. Bugün sizlere onun cesaret ve başarı dolu hikayesini anlatacağım. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kadın tıp doktoru olan Hatice Safiye Ali, 2 Şubat 1894 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Sultan Abdülaziz ve 2. Abdülhamit'in yaverlerinden Ali Kırat Paşa'nın kızıydı. Annesi ise Mekke'de 17 sene Şeyhülislamlık yapmış olan Şamlı Hacı Emin Paşa'nın kızı Emine Hasene Hanım'dı. Safiye Ali ailedeki 4 kızın en küçüğüydü. En büyük ablası Adviye Sargut, Bülent Ecevit'in annesi ressam Nazlı Ecevit'in annesiydi. Çocukluğunda edebiyata, müziğe ve yabancı dile ilgi duyan Safiye Ali'nin 16 yaşındayken 7 dil konuşup yazabildiği biliniyor. Ailesi tarafından özenle yetiştirilen Safiye Ali, Beşiktaş Rüştiyesi'nde eğitim hayatını sürdürürken Amerikan Kız Koleji'nin rüştiye kısmına geçmiş ve 1916'da mezun olmuştu. Birinci Dünya Savaşı dönemleriydi. Ülkede doktora olan ihtiyaç artmıştı. Doktor olmak isteyen kızlar tıp eğitimi almak için Avrupa'ya gitmeye başladı. Giden kızlardan biri de Safiye'ydi. Çok zeki bir kızdı. Ondan beklendiği gibi eğitimini başarıyla tamamladı. Diplomasını aldıktan sonra mesleğini yapma hakkı kazanan Safiye Ali İstanbul'a döndü. Burada 6 hafta kadar kaldıktan sonra uzmanlığını yapmak için tekrar Almanya'ya döndü. Uzmanlığını kadın hastalıkları ve çocuk hastalıkları üzerine almıştı. Safiye Ali'nin Alman asıllı eşi Ferdinand Kreckler 1. Dünya Savaşı'nda ayağını kaybetmişti. Safiye Hanım'la evlenirken Müslümanlığı kabul etmiş ve adını Ali Kreckler'e dönüştürmüştü. Safiye Ali çalışmalarında en büyük desteği kendisi gibi tıp fakültesi mezunu olan göz hastalıkları doktoru eşinden almıştı. Cumhuriyet'in ilanıyla Türkiye'de büyük değişimler yaşanmıştı. Safiye Ali memleketine döndüğünde geride bıraktığı Türkiye'den çok farklı bir Türkiye buldu. 1923 yılında Cumhuriyet'in ilk kadın doktoru olarak doktorluk yapma belgesini aldı. Hiç zaman kaybetmek istemiyordu. Hemen gazetelere ilan verdi. İstanbul Cağaloğlu Nuri Osmaniye Caddesi'nde eşiyle birlikte muayenehane açtığını ve hasta kabul ettiğini duyurdu. Mesleğini yaparken pek çok zorlukla karşılaşsa da cesaretini hiç kaybetmedi. Zamanla kadınların güvenini kazandı ve muayenehanesi hastalarla dolup taştı. Muayenehanede hasta bakmakla da yetinmedi. Aynı zamanda Alman ve Amerikan elçiliklerinde de doktorluk yaptı. Hatta Amerikan Kız Koleji'nden çok sevdiği hocası Mary Petrie'nin isteğini kırmadı ve jinekoloji dersleri verdi. Safiye Ali'nin Almanya'da eğitim aldığı dönemlerde sosyal sağlık kurumlarında çalışması, bakış açısının da değişmesini sağlamıştı. Görev aldığı kurumlarda çocukların sağlığını korumak için annelere eğitim verilmesi gerektiğini fark etmişti. Bu düşünce onu kendi memleketindeki anne ve çocuklara yardım etmeye yöneltti. Çok sayıda anne ve çocuğa ulaşmak için Hilali Ahmer Cemiyeti Kadınlar Merkezi'nde çalışmaya başladı. Osmanlı Hilali Ahmer Cemiyeti Kadınlar Merkezi, Besim Ömer Paşa'nın teklifiyle küçük çocuklar için bir muayenehane açtı. Bu muayenehanede sunulan sağlık hizmetleri Safiye Ali ve hasta bakıcılar tarafından yürütülmekteydi. Merkezde çocuklar yaş gruplarına ayrılıyor, zayıf ve hasta olanlar her çarşamba günü anneleri tarafından merkeze getiriliyordu. Muayene edilen çocukların kilolarına göre beslenme programı oluşturuluyor, her çocuğa sağlık cüzdanı veriliyordu. Merkezin tek faaliyeti bu da değildi. Çocuklara yılda 2 kez giysi ve çamaşır yardımı da yapılıyordu. Ancak ne yazık ki bu merkez 1925 yılında kapatıldı. İçindeki yardım etme aşkı sönmeyen Safiye Ali bu kez de Süt Damlası'nda çalışmaya başladı. Süt Damlası da anne ve çocuklara ciddi yardımlarda bulunan bir kurumdu. Başlangıçta 3 oda ve bir süt mutfağından ibaret olan Süt Damlası, Safiye Ali'nin müdürlüğe getirilmesinden sonra çocuk bakımı ve sağlığı için çok önemli bir kurum haline geldi. Hatta göreve geldikten sonra Almanya, İsviçre ve Avusturya gibi ülkelerde kurulan çocuk müzelerini örnek alarak anne ve çocuklar için faydalı olacağını düşündüğü bir çocuk müzesi kurdu. Ancak Safiye Ali'nin bu başarılarını hazmedemeyenler vardı, özellikle erkek doktorlar. Himaye-i Etfal Cemiyeti'nin kongresine katılan Safiye Ali,
bu kongreden sonra istifasını vererek görevden ayrıldı. İstifa haberini alan anneler büyük üzüntü yaşamış ve Ali'yi bu kararından vazgeçirmeye çalışmışlardı. Ancak başarılı olamadılar. Safiye Ali İstanbul'da doktorluk yaparken bir yandan da 3 uluslararası kongrede Türkiye'yi temsil etti. 1924 senesinde katıldığı ilk uluslararası kongre, Safiye Ali'ye uluslararası bir kongrede Türkiye'yi temsil eden ilk kadın delege olma imkanını verdi. Safiye Ali, görüşülecek olan konuların saptanması amacıyla seçilen 25 delegeden biriydi ve anne çocuk sağlığı yönünde yaptığı çalışmalar cemiyet tarafından takdir edilmişti. Türk Kadınlar Birliği'nde de aktif bir şekilde çalışan Safiye Ali, 1928 yılında kansere yakalandı. Almanya'ya gitti ve geçirdiği başarılı operasyondan sonra oraya yerleşti. Mesleğini Almanya'da devam ediyordu. İkinci Dünya Savaşı başladı ve Safiye Ali eşiyle birlikte sivil halka hizmet ederek doktorluk yapmaya devam etti. Savaş bittikten sonra hem vatanına duyduğu hasret hem de dinlenme isteği Safiye Ali'nin tekrar İstanbul'a dönmesine sebep oldu. Ancak hastalığının depreşmesi ve İstanbul'da umduğunu bulamaması onu İstanbul'a yerleşme isteğinden vazgeçirdi. Almanya'ya geri döndükten sonra hastalığı her geçen gün daha kötüye gitti. Tedavi sürecine cevap vermeyen Safiye Ali 5 Temmuz 1952'de hayata veda etti. Safiye Ali'nin mezarı uzun yıllar bulunamamıştı. Geçtiğimiz Şubat ayında mezar yeri net olarak bulunabildi. Bu dünyadan cesareti, azmi ve başarılarıyla bir Safiye Ali geçti. İyi ki de geçti, kadınlarımıza örnek olması dileğiyle.